İlk defa işe başlayan gencin maaşı devletten olacak. İş kurmak isterse 50 bin lira destek verilecek. Yeni işe başlayacak gençlere devlet el uzatacak. Çünkü iş kura başlayan ve işe başlayan gençlerin maaşını bir yıl boyunca devlet ödeyecek. Okulunu yeni bitirmiş ancak hiç sigortalı işte çalışmamış gençlere iş kur iş bulacak. O işte çalışmaya başladığında devletten her ay maaş alacak. Örneğin okuldan yeni mezun olmuş ya da çalışma hayatına ilk defa başlayan kişiler işkura kayıtlarını yaptıracaklar. İşkur üzerinden de işverenlere e, bu kişiler gönderildiğinde ya da işverenlerin e, bu kapsamda e, çalışan talep ettiklerinde gönderilecek. İşkur tarafından gönderilen kişilerin ücretleri ve sigortaları bir yıl boyunca işkur tarafından yani devlet tarafından karşılanmış olacak. Gençlere devlet tarafından asgari ücret verilecek. Fakat işveren de isterse ücret ödeyebilecek. Ayrıca kendi istediği işi de seçme şansı olacak. İşverenler dilerse bu bağlamda almış oldukları işçilere... Kendileri de ayrıca ücret verebilirler. Örneğin kişi kendisi iş bulmuştur, iş kurada kaydı vardır, işveren de bunu bu kapsamla değerlendirmek istiyor ise kişinin yapmış olduğu tercih de ön planda tutulabiliyor. Yeni iş kurmak isteyen ancak bir türlü cesaret edemeyen gençlere de müjde var çünkü devlet 50 bin liraya kadar destek verecek. Ayrıca 3 yılda vergi almayacak. Şimdi tabii burada en önemli nokta 50 bin liraya kadar geri ödemesiz bir hibe yoluyla devletin yapacağı katkılar var. 50 bin liranın üzerindeki katkılarda ise faizsiz 100 bin liraya kadar olanlarda faizsiz ve vergisiz olacak. Ancak bu desteği alabilmek için öyle her iş açılamayacak her şeyin olduğu gibi bunun da kuralları var. KOSGEB'in burada ön plana çıkardığı en önemli nokta istihdama yönelik, üretime dayalı, imalata dayalı e, projelere e, öncelik tanıyor. E, şayet kişiler e, örneğin bir e, cam atölyesi yapabilir, el sanatları ile ilgili bir e, porselen atölyesi yapabilir. E, kurmak isteyebilir. Devlet de bu projelere kişilerin tercihine göre 50 bin liraya kadar karşılıksız, 50 bin lira ve üzerindeki kredilere de, de faizsiz ve vergisiz belli sürelerde bir takım imkanlar sunuyor. Ama tekrar etmekte fayda var, burada en önemli nokta yapılacak olan projenin COSGAP tarafından kabul görmesidir.